Herkese merhaba. Alaz Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine tığla yapılan bir ilmek alma yöntemini anlatmaya çalışacağım. Bakın bu yöntemle başlanan örgülerde örgünün başlangıç noktasında düz bir şerit oluşuyor. Hem örgünün ön yüzünde hem de arka yüzünde. Böylece iki yönü de aynı, düzü tersi olmayan, görüntüsü de oldukça şık olan bir başlangıç yöntemi olmuş oluyor. Bunu kısaca size anlatmaya çalışacağım. Dediğim gibi tığ yardımıyla başlıyoruz bu yönteme de. Şimdi hemen yapılışına başlayalım. Şöyle bir tane başlangıç ilmeği oluşturuyorum. Ve bunu şişime takıyorum. Bu bizim ilk ilmeğimiz. Tığımızı şiş gibi kullanacağız bir miktar. Aslında bu yöntem şişle de uygulanıyor ama tığla daha pratik olduğu için ben bu şekilde tercih ediyorum. Bakın tığ bu ilmeğin içinden geçirdim. Şu an şiş üstte, tığ altta. Bu durumdayken ipi her ikisinin üzerinden doladım. Bu bizim ikinci ilmeğimiz oldu, şişe doladığımız. Aynı ipi bir kez de tığın üzerinden geçirdim. Ve tığın üzerinden geçirdiğim ilmeği şu şekilde içlerinden çektim. Bakın altta bir tane ilmek oluştu. Bu ilmek bizim şu başlangıç noktasına devam edecek olan düz ilmeğimiz olacak. Şu an ilk ilmekte yaptık bu uygulamayı sadece. Bu burada oluştu ve bundan sonra artık hep aynı hareketi yapacağız. Bakın artık ilmeğin içinden geçirmiyorum. Bu şekilde şiş üstte, tığ altta iken İpi her ikisinin üzerinden doluyorum. Bu doladığım bakın şişin üzerindeki 1, 2, 3. ilmeğim oldu. İpi tekrar tığın üzerinden doluyorum. Tığ bu doladığım şişe doladığım ipin içinden geçiriyorum. Sonra da bu alttaki ilmeğin içinden geçiriyorum. Bakın altta da bu düz hattımız oluşmaya başladı. Tekrar tığ şişin altına getirdim. İpimi her ikisinin üzerinden doladım. Sonrasında tığın üzerinden doladım. Tığın üzerindeki ipi şişin üzerindeki ipin içinden geçirdim. Sonra alttaki ilmeğin içinden geçirdim. Bakın hareketimiz hep bu olacak bundan sonra. Tığı altı aldım. İpi her ikisinin üzerinden doladım. Bakın bu ilk doladığımız ilmek bizim ilmeğimiz oluyor. Asıl ilmeğimiz şişin üzerinde yer alıyor. Sonra tığın üzerine doluyoruz. Bu ikinci dolamamız. Bu asıl ilmeğimizin içinden geçirmemiz için gereken ilmek. Aynı zamanda bu oluşan ilmeği de alttaki ilmeğin içinden geçiriyoruz. Çok pratik. Tekrar yapıyorum bakın. Tığ altta. Her ikisinin üzerinden doladım. Tığın üzerinden doladım. Tığ ilmeğin içinden çektim. Alttaki ilmeğin içinden de çektim. Bu kadar. Tekrar yapalım. Her ikisinin üzerinden doluyorum. Tığın üzerinden doluyorum. Tığı çekiyorum. Şişteki ilmekten, alttaki ilmekten de çekiyorum. Çok pratik. Dediğim gibi hep tığın altta olmasına dikkat ediyoruz. Her ikisinin üzerinden doluyoruz. Sonra tığın üzerinden doluyoruz. Tığı şişteki ilmekten geçiriyoruz. Alttaki ilmekten geçiriyoruz. Bu kadar basit. Tekrar yapalım. Bakın. İkisinden doladım, tığa doladım, tığı çektim, bir daha çektim. Şurada ipin katı kaldı, tamam. Bir daha yapalım, doladım, bir daha doladım, bir çektim, iki çektim. Hareketimiz hep bu şekilde. Birkaç tane daha yapalım. Tığ altta. İkisinden doladım. Sadece tığa doladım. Şişteki ilmekten çektim. Alttaki ilmekten çektim. Bakın alttaki düz ilmek hattımız oluşuyor. Üstte de ilmeklerimiz 2, 4, 6, 8, 10, 13 tane oldu. Bu da bizim ilmeğimiz olacak en son 14. Birkaç tane daha yapalım.
Son kez. Şimdi bu da bizim ilmeğimiz olacak. Bunu da şöyle şişe takıyorum ve bir kere ipi bundan da geçiriyorum. Artık tığla işimiz bitti. İlmeklerimiz şişimizin üzerinde hazır. Bakın görüntüsü her iki tarafta da çok düzgün bir şekilde oluştu. Şimdi üzerine lastiğimizi örebiliriz. İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra ikinci ilmeği ters örüyorum. Bir düz bir ters lastik yapacağım. Sırayla bir düz ve bir ters örüyorum. İlk sırayı bitirdik. Birkaç sıra daha öreyim ben. Belirginleşsin örgümüz. Nasıl durduğuna bakalım. Evet, birkaç sıra lastiği ördüm. Görüntümüz bakın bu şekilde oldu. Elastik, tok duran, görüntü olarak da oldukça şık bir lastik. Her iki taraftan da düzgün bir görüntüsü var. Örgülerinizin özellikle yaka, kol, etek lastiği gibi bölgelerinde kullanabileceğiniz güzel bir yöntem. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olabilmişimdir. Bu video için de benden bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın. Sevgiyle kalın.